Erkek varsa alıma ver bir tane. Dişleri birleştirecek. Tamam. Dişiye ne diyorlar fiyat? Şimdi fiyatı ne? Dişin ne istin dişiye? Babala. Opsiyona koyucu. Abi sen al. Baban yanık paraya bak ya, Allah Allah. Çok ilginç. Onlar eski, bizimki ağırlığından şey, para Osmanlı'nın var. Son dönemine ait. Tabii. Ondan sonra. Benden iki devre öncedir. Evet. Nesli tükendi, ben 49. Efendim, Gaziantep Devralen Para Müzesi aslında Gaziantep Ticaret Odası'na hediye amaçlı getirdi Hollanda'dan. Yani 1998 yılından getirildi bu koleksiyonumuz. Belli bir süre Gaziantep Ticaret Odası'nda kaldı ve sonuçta biz kendimiz kurmaya karar verdik. Ve şu anda dünyanın da ilk tek para müzesidir. Merkez Bankası'nın para müzesi yok. Çünkü Merkez Bankası ve Darphane birbirinden bağımsız olduğu için ikisi bir para müzesi kurmaya akıl edememişler. Biz de bunu hasbelkader bir akıl ettik. Ve paranın sonunda çözdük ki para bir ansiklopedi olduğunu öğrendik. Para bir eğitimle alakalı bir konsepttir. Yani mikrobiyoloji, kimya, iktisat, işletme, sanat tarihi, güzel sanatlar vesaire. Para tüm bilim dallarını kapsar. Ve bunun memnuniyetinden dolayı da biz zor şartlar altında mücadelesini veriyoruz. İlla da eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Biz Gaziantep Devralen Para Müzesi olaraktan gelen misafirlerimize öncelikle dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz.
Ondan sonrası kendiler zaten anlayan anlıyor. Şimdi ülkede, ülke deyince mesela eskiden Osmanlı vardı, dağıldı biliyorsunuz. Eskiden Maraşalık'ta Yugoslavya'sı vardı, dağıldı biliyorsunuz. Eskiden Sovyetler Birliği vardı, dağıldı biliyorsunuz. Şu anda dünyada 300 küsur tane devlet vardır. Tabi bir çoğu 198 tanesi Birleşmiş Milletler'e üye. Üye olmayan ülkeler de var. Mesela bize Macao Adası'ndan bile para geliyor. Neden derseniz çünkü Gaziantep Para Müzesi bayağı popüler oldu. Dünya çapında oldu. Biz yalnız buradan sesleniyoruz bizleri yönetenlere. Özellikle Kültür Bakanlığı'na. Bizim konseptimize sahip çıksın. Dünyada sürdürülebilir tek projedir. Yani Gaziantep'ten çıkıp da dünyayı gezmesi 33 yıl alan bir projedir, bir konsepttir. Projemiz ismi geçmişten günümüze sessiz tanıklardır. Çünkü para her şeye tanıktır ve asla konuşmaz. O yüzden sessiz tanıktır para. 200'den fazla ülkenin parası bizde mevcut. Çünkü günlük buraya para geliyor. Bütçemiz yetişmiyor. Neden derseniz çünkü bunlar bir maliyet isteyen bir konsepttir. Allah'tan çocuklarım Hollanda'dan bana maddi destek veriyorlar. Sayıyı bilmiyoruz. İnan ki ne bilmiyoruz. Çünkü bazı ülkelerin ismi de değişti artık. Ondan dolayı sayı net veremiyoruz. Ama bizim koleksiyonumuz, konseptimiz tüm eğitimcilere açıktır. Eğer araştırma yapmak istiyorlarsa dünyanın en büyük kütüphanesidir burası aynı zamanda. Para öyle bir şey ki ülkelerin sosyo-kültürel yaşam tarzına göre değişmiştir. Şu andaki yeni nesil paralar mesela plastik. Mesela burada Malezya kullanıyor, Singapur kullanıyor, Avusturya kullanıyor, İngiltere kullanıyor, Nijerya kullanıyor. Yeni yeni paralar çıkıyor. O yüzden paranın materyali yoktur. Paranın kendi adı vardır. Bir insan gibi. İnsan dışa bakıp da göremezsiniz. Para da öyle bir şeydir. Şu anda biz 3,5 tona artık 4 tona doğru gidiyoruz. Yani tartılımları görürsünüz. Çünkü burada tavanlar da dahil olmak üzere. Her yer para. İnşallah biz bunu gelecek yıl 4 ton aşıp peşe doğru yaklaşacağız. Ha biz burada gösteriş falan yapmıyoruz. Çünkü biz tarihin kaybolmaması için aynı paralardan bizde onlarca yüzlerce var. Bunun sebebi ise biz büyük düşünüyoruz. Dünyada 300 küsur tane devlet var. Neden Gaziantep ve Türkiye'yi temsil eden bir para müzesi olmasın? Çünkü çoğu ülkede para müzesi yoktur. Ankara'dan Antep'i gezmeye geldim. Tesadüfen bu müzeyi gördüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Müthiş memnun oldum. Nasıl buldunuz müzeyi böyle? Müze gayet güzel. Muhteşem bir olay. Kültürümüze de bir hizmet. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha güzel ortamlarda, daha güzel imkanlarla daha güzel bir müze olmasını arzu ediyorum. Dikkatinizi çeken para oldu mu? Dikkatimi çeken para, ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Paraları da biliyorum. Birçoğunu zaten kullandım. Hepsini bir arada görmek çok güzel bir şey. Çok güzel bir olay.